Yeni Çağ Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 27 Şubat 1992 tarih ve 2812 sayılı bakanlık onayı ile açılmıştır. Misyonumuz, çağı yakalamış örnek bir eğitim kurumu olmaktır. Halk eğitim merkezleri, insanlara kültürel faaliyetlerin yanı sıra meslek edindirme, okuma yazma öğretmek gibi birçok alanda eğitim veren merkezlerdir. Bu merkezler sayesinde 7'den 77'ye her vatandaş eğitim alabilmekte ve böylece hayatın zevkli ve farklı yönleriniz keşfedilmektedir. Özellikle meslek edindirme kursları, genel yetenek kursları, sınavlara hazırlama kursları, okuma yazma kursları düzenler. Ayrıca açık ortaokul ve açık lise iş ve işlemlerini takip eder. Yeni Çağ Halk Eğitim Merkezi'nde idari odaların dışında bir bilişim teknolojisi laboratuvarı, 3 atölye, 2 derslik, 1 mescit ve 1 de kütüphane arşiv bulunmaktadır. Okul bahçesi bir ilkokul ve lise ile birlikte kullanılmaktadır. Ortak kullanım içinde olan bir toplantı salonu, spor ve sosyal etkinlikler için çok amaçlı salon, bir kantin ve açık sebze yetiştirme bahçesi ile geniş bir bahçe alanımız bulunmaktadır. Okulumuz, örgün eğitim dışında kalan kursiyerlerimizin yanı sıra ilçemizdeki okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik kurslar da açmaktadır. 2019-2020 öğretim yılında merkezimizde 52 kurs açılmıştır. Kursiyer sayımız 273 erkek, 672 bayan olmak üzere toplam 945'tir. İlçe nüfusuna göre kurslara katılım oranı %13,6'dır. Kurumumuzda bir müdür, bir müdür yardımcısı ile kadrolu ve usta öğretici toplam 16 öğretmenimiz bulunmaktadır. Kurslarımız 3 başlık altında sınıflandırılmaktadır. Mesleki kurslarımız. Bu kursların amacı kariyerlerimizin mesleki becerilerini ortaya çıkarabilmek ve onları mesleklere yönlendirebilmektir. Genel kurslarımız, kursiyerlerimizin genel kültür, spor, sanat, el becerileri alanlarında kendilerini geliştirmelerine yönelik kurslarımızdır. Sınavlara hazırlama kurslarımız ise lise mezunu öğrencilerimizi üniversite ve kamu personeli seçme sınavlarına hazırlamak amacıyla açtığımız kurslardır. Kurumumuzda Fatih Projesi altyapısı dışında kendi kurumsal teknik altyapımız da mevcuttur. Kursiyerlerimizin özellikle mesleki gelişimlerini sağlamak ve onlara kariyer planlamasında yardımcı olabilmek amacıyla bakanlığımızın projelerine katılım sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda girişimcilikte önce kadın projesi, tanıtım ve katılım çalışmalarımız gerçekleştirilmiştir. İdareci, öğretmen ve kursiyerlerimiz sosyal sorumluluk projesi olarak MEP ve İHH protokolü kapsamında yetim çocuklara yardım etmek amacıyla düzenlenen İyilikte Yarışan Sınıflar projesine katılmaktadırlar. Sosyal anlamda kursiyerlerimizi geliştirebilmek amacıyla Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kursiyerlerimizle birlikte her yıl bir kutlama programı düzenlenerek bugünün anlam ve önemi üzerinde durulmaktadır. Eğitim öğretim yılı sonunda toplu piknik ve geziler düzenlenerek
kursiyerlerimizin sosyalleşmesine katkı sunulmaktadır. Kursiyerlerimizin çalışmaları yıl sonu sergileriyle tanıtılmakta, talepler doğrultusunda kursiyerlerimiz ürünlerinin bireysel satışını gerçekleştirmektedirler. Her yaşta ve her gruptaki insanlarımıza toplumumuzun gereksinim duyduğu bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak, nitelikli insan gücü yetiştirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sloganımız, insanlarla ilişkilerimizde hoşgörü ve samimiyeti esas almaktır.